Merhaba, ben Edip. Sizinle biraz bayrak konusunda konuşacağım. Daha önce bayrakla ilgili bir iki tane videom vardı. Hatta benim burada bayrakları görenler zannediyorlar ki ben bayraklara, kendileri gibi bayraklara tapan birisiyim. Haşa. Bayraklar çağımızın en büyük putlarıdır. Geçmişte musaf sallanırdı, fetişist bir şey. Yani musafın içerisinde diyelim ki Kur'an'ın mesajına tümüyle gafil ve hatta ona aykırı, ona ihanet eden insanlar bakıyorsun musaf sallanıyor. Kağıtlar üzerine anlamadıkları veyahut da anlasalar bile dinlemedikleri bir mesajın olduğu kitabın kağıtları. Onu öpüp başlarına koyuyorlar, duvara asıyorlar falan. Fetişist, putperest, materyalist kafa yapısı. Bak şimdi mushaf sallanınca nasıl aptallaşıyorlarsa, şeytanın hipnozu öyledir yani. Beyni öldürür, böylece insanları tümüyle duygusal olarak sömürür. Son yüzyılda bunun yerine, eskide mushafların yerine, insanları, Ademoğullarını birbirine kırdırmak için kullanılan, birbirini katlettirmek için şeytanın kullandığı mushaf sallama işini şey yapıyor, şimdi bayrak yerleştirildi. Son yüzyılda biliyorsunuz uluslar, bayraklar için milyonlarca insan birbirini katletti. Her taraf kendisini kahraman biliyor. Bu arada tabii ki mushaflar da sallanıyor arada bir şey etmek için. Yani milli dini duygular birlikte şey olunca insanlar daha bir aptallaşıyor, daha bir canavarlaşıyor. Çağımızın en büyük putu bayraklardır. Bir ülkenin bir bayrağı sallanınca adam umurunda değil. Yahu hiç sorgulamıyor. Acaba benim devletim, benim liderlerim gerçekten haklı bir savaşa mı götürüyor bizi? Yok değil. Ha, ben bu taraftayım. Bu put benim putum. İstersen benim devletim haksız olsun. Umurunda değil zaten hak olayı. %100 haklıdır diyor. Öteki tarafta öyle düşünüyor. Bir bakıyorsun ki bayraklar uğruna iki tarafta cennete gidiyor ve iki tarafta kahraman oluyor falan filan. Korkunç bir şey. İnsanları aptallaştırmak için. Bir ülkede hele bu ikisi birlikte sallanıyorsa, bir elde sağ elde mushaf, sol elde bayrak sallıyorsa, o ülkede insanların büyük çoğunluğu aptallaşır ve kurbanlaşır yani. Kendilerini manipüle edenlerin kurbanı olur. Onlar iktidar kazanırlar, onlar kahraman olurlar, komutan olurlar, lider olurlar, çocukları mucukları villalarda işte bilmem şeyler olur. Dünyanın her tarafında böyle, tarih boyunca öyle olmuş. Amerika bunu kullanan bir yer ama Amerika'da içeride bir de şey var. Yani bununla çelişen bir en azından bir umut var, bir eleştiri şeyi var. Ne kadar etkili onu da bilmiyoruz. Burada gördüğüm bazı mesaj için bazı alternatif kapaklar yapıldı. Artık hangileri kullanacak? Mesaj çevresi 3 boyutta çıkacak inşallah. Bunlar artık 3 cep boyutu da çıkacak. Arapçasıyla birlikte olsun. Neyse şimdi şunu bir dinleyelim. Stomping on the American troops. This group is trying to incite extreme reactions by stepping on it and defacing it. We first spotted this group. Diyor, bayrağı basarak böyle aşırı tepkiler oluşturmak istiyorlar. Bu Trump'ın mitinginin olduğu yerde Trump faşist birisi. Bu faşist milliyetçi Trump'ı onun mitinginin olduğu yere gidiyorlar. Orada Amerikan şeyine basıyorlar. Ama polis onları tutuklayamıyor. Çünkü Amerika anayasasına göre şey, yani neyse. Diyor ki Amerika'da özgürlük tarafından özgürlük, freedom of speech, yani ifade özgürlüğü bakımından korunuyor. Yani sen şeyi yakabilirsin, Amerikan bayrağını yakabilirsin,
çiğneyebilirsin. Bu konuda bir şey var. Yani Anayasa Mahkemesi bu konuda fikir özgürlüğü bunu da, bu ifade özgürlüğü içerisindedir. Yani düşün. Bu da aynı şey devam ediyor başka bir yerde. Başka bir yerde yine. And the only thing I could get out was that corny line of it looked like he read that, but he had been able to read my Marine Corps shirt. And it looked like he read that and gave me the bird and everything. Actually giving, you know, the rest of us the right to... It's kind of a shock. It's hard to get used to. The intellectual side of me wants to say, hey, they're just trying to provoke a reaction for water and fire, not gas. They want you to react. Reverse psychology act when you see it. Or were they protesting? Intellectual conversation with people there. And of course, that is actually disturbing to a lot of people. Thank you. Okay. And standing room only inside that packed Donald Trump rally, Trump supporter, Governor Jan Brewer. She's here next. Bu ayın kaçındaydı? Ayın Nisan, 6 Nisan 2016. 6 Nisan 2016. Neyse bunu değiştireyim. Okey. Bir de şunu alayım. Şurada Obama'nın bu konuda bir konuşması var. Çünkü bir futbol şeyi, bazı futbolcular, Amerika'da çok ünlüler bunlar. Futbol şeylerinden önce Amerikan marşı, milli marşı okunur, bir adet. Ama bazı futbolcular milli marş okunurken ayağa kalkmak yerine oturmayı tercih ettiler. Bunun üzerine tabii büyük bir tepki oluştu. Çünkü televizyonda, menevizyonda görüyorlar. Milli marşın önünde ayağa kalkmıyorlar. Çok güzel. Ben Amerika Milli Marşı okunduğu vakit ben de ayağa kalkmıyorum. Geçenlerde diyorum, kaç ay önce Rodeo'ya gittim. Orada da Milli Marş okundu. Ben oturdum. Şimdi çünkü bunu bir çeşit insanları robotlaştırma şeyi olarak görüyorum. Devletlerin insanları bir raya haline, bir çeşit tapınma şeyidir. Laik devletlerin, ulusal devletlerin tapınma biçimidir. Milli Marş, ayaklarda durmak, böyle saygı duyuruşu, bayrak sallamak, bayrağın önünde böyle amuda kalkmak falan. Bu aynı dinin yerine şey, yani nasyonel bir yeni bir din oluşturuluyor. İnsanların düşünme mekanizmalarını öldürmek ve insanları bir düğmeye basıldığı vakit kahramanlara, kurbanlara ve robotlara, hatta barbarlara, zalimlere, katillere dönüştürmek için kullanılıyor. Tehlikeli bir şey. Allah için olamazsın. Çünkü Allah en güzel şeyi şey diyor. Allah'tan korkan bir insan gidip böyle benim işte devletim ilan etti. Ben de gidip Amerikan için işte falanca ülkeyi işgal edeceğim. Amerika'nın büyüklüğünü göstereceğim. En büyük Amerika, en iyi Amerika falan demez. Sorgular. Ben niye gidip savaşayım? O Adem'in çocuğu, kardeşimi niye gidip öldüreyim? Niye çocuğunu yetim bırakayım? Hatta niye gidip çocuğunu öldüreyim, insanları katledeyim diye düşünür ve vicdan olarak katılmaz. Eğer bir zulüm varsa, bir saldırı varsa, haksız yere bir ülke saldırmışsa, o zaman gidersin o ülkeyi, o vatanını, o için birlikte yaşadığın insanların hayatını, güvenliğini savunursun. Elbette bu. Ama maalesef çoğu savaşlar azgınlık savaşlarıdır. Bunun sebebi de insanların realayalaşmasıdır. Bunu in terms of Mr. Kaepernick, you know, I got to confess that I haven't been thinking about football while I've been over here. And I haven't been following this closely, but I konuş hızlı. He's exercising his constitutional right to diyor Kaepernick, neyse adamın soyadı, bu şey futbolcu. Şurada resmi var. Bunlar şeyin önünde durmamışlar. Ayağa kalkmamışlar. Onu savunuyor diyor. Onun şeyidir diyor. Anayasal hakkıdır diyor. Make a statement. I think there's a long history of sports figures doing so when it comes to the flag and national anthem and the meaning that holds for
our men and women in uniform and those who fought for us. That is a tough thing for them to get past, to then hear what his deeper concerns are. I think he cares about some real, legitimate issues that have to be talked about. Diyor ki bu futbolcu önemli bazı konular konusunda, yani eşitlik, adalet konusunda şeyi var. Çünkü zencirlere karşı polisin şiddeti var. Bunu eleştiriyor. Onun için devletin bayrağı önünde saygı duruşu göstermiyor. Milli Marş okunduğu vakit yere şey diyor, çömeliyor. Diyor bu korunan bir özgürlük ifadesi. And if nothing else, what he's done is he's generated more conversation around some topics that need to be talked about. Diyor böylece bazı konular var ki konuşulması gereken konular, onlara dikkat çekmiş oldu. Şimdi güzel, yani birçok olumsuzluğu var. Amerika hakkında yazdığım çok güzel şeyler var. Onlardan birisi Amerikan Janus'u diye, hatta Türkçe'ye çevrildi galiba. The American Janus. Amerikan Janus'u, iki yüzlü. Yani bir yanda emperyalist, zalim, katliamcı, kapitalist, sömürücü. Bir yandan da özgürlükçü, bir yandan da bazı konularda dünya çapında olumlu şeyleri olan, mesela fikir özgürlüğü konusunda dünyanın en özgür ülkelerinden birisi. Ve bu konudaki şeyi de çok seviyorum. Yani şey olması, bayrağın, yani Amerika'da isterse mesela bu adama sövebilirsin. Bu adam mesela Obama salak diyebilirsin, katil diyebilirsin. Hiçbir şey olmaz, hakaret davası olmaz. Çünkü vatandaş kendisini ifade edebilmesi lazım. Eğer bir devletten korkuyorsa orada devlet eleştirilmesi, devlet tiranlaşır diye. Şey yani kendi içerisinde güzel hukuku var ama dış politikası çok kötü. Bununla ilgili şeylerim var, benim videolarım da var. Amerika'yı çok, mesela Avrupa Parlamentosu'nda yaptığım konuşmayı izleyebilirsiniz. Veyahut da Ground Zero'da yaptığım, Running Like Zebras'da Ground Zero bir dokümenter. Orada Amerikalılara hitabım var. Eğer Müslümanlar teröristse diyorum, Hristiyanlar 666 kat daha fazla teröristtir diye eleştiriyorum. Ancak olumlu ve olumsuz yönlerini görmek lazım. Maalesef Türkiye'de bir bakıyorsun, olumsuzluklar için, kötülükler için dünyada örnekler aranır. Mesela Amerika'da diyelim ki polis ne üniversitesiydi? Berkeley'deydi sanıyorum. Berkeley veya University of California'da. California'da bir üniversitede çocukların protesto eden öğrencilerin yüzüne şey serpti. Biber gazı serpti. Bunu hemen örnek üstüne. Bak işte Amerika diyorsun, bak öyle polis yaptı. Ama ondan sonra mahkemeye verdiler polisi ve şehri, tazminat aldılar. Yani külliyetli miktarda her öğrenciye büyük tazminat ödendi. Yani bir arada böyle olurken elbette polisin şeyi var, şiddeti var. Ama bu polis şiddetini bakıyorsunuz, alıyorsunuz, abartıyorsunuz, yani büyütüyorsunuz. Sonunda neler olduğunu da bakmıyorsunuz. Ha, Amerika'da böyle, öyleyse bizde böyle. Ama Amerika'nın özgürlüğünü örnek göstermiyorsunuz. Ona örnek almıyorsunuz. Ama Amerika'da bir pislik görüyorsanız bu hemen alıp, bak Amerika böyle pislik yapıyor, biz de öyle pislik yaparız. Lezzetli lezzetli zıkkımı yeriz. Çünkü Amerika'da yiyor. Amerika'da bulamazsınız, gidersiniz dünyanın bir başka ülkesinde. İtalya'da bulursunuz. Mozambik'te bulursunuz. Yani inanamıyorum. Yani bir Müslümanın dünyada iyiliğin örneği olmasa bile iyiliğin öncüsü olur. O konuda öncü olur. Müslüman budur. Peygamberler, elçiler, onların dostları, arkadaşları böyleydiler. Dünyaya güzelliğin, erdemliliğin, erdemin örnekleri oldular. Adaletin örneği oldular. Özgürlüğün örneği oldular. Yoksa dünyadaki en kötü örnekleri seçip işte bunlar böyle, biz de daha onlar gibi olalım. Ya Türkiye'ye bir bakıyorsun, kötülüklerin bir mozaiği oluyor. Dünyada en kötülükler yürüyor. Ya Amerika'da mesela federal sistem var. Onun yalnız. O olmaz. O bize uymaz. Çünkü biz tek tipçiyiz. Uygun adım marş. Padişah. Yaşasın padişah. Kafa o. Ondan sonra ne oluyorsun? Cehenneme dönüyorsun. Cehennem. Sebebi ne?
Çünkü orijinalliğin yok. Dünyada güzellik aramıyorsun. Pisliğin için, ahlaksızlığın ve zulmün için kötü örnekler alıyorsun. Al. Amerika'nın bu örneğini al. Türkiye'de isteyen Türk bayrağını, isteyen Kürt bayrağını, isteyen Arap bayrağını, istediği bayrağı şey edebilsin. İsteyen istediği gibi inkar etsin, hakaret edebilsin. Bak Kur'an 4. surenin 140. ayeti diyor ki eğer dininizle alay ediliyorsa bir mecliste tartışmayı terk edin. Bırakın onlar kendi hakaretli dalgalarını yapsınlar. Ondan sonra diyor dalgadan, alaydan vazgeçtikleri vakit tekrar dönün onlara. Tekrar tartışmaya devam edin diyor. Böyle. Böylesine medeni. Bir videom var onu mutlaka izle. Mutlaka diyorum, özür dilerim. İzleseniz iyi olur. Salakları ve müritleri kuruma yasası diye. Orada fikir özgürlüğünden söz ediyorum. Yani hakaret havalarından dolayı insanların cezalandıran sistemlerin mutlaka faşist, zalim, ahlaksız sistemler olacağını savunuyorum. Kesinlikle öyledir. Çünkü hakaretin objektif bir tanımı yoktur. Her eleştiri bir hakaret olarak değerlendirilebilir ve böylece eleştiren insanlar, muhalifler cezalandırılır. Yani özellikle kamu yöneticilerine, liderlere, parti liderlerine, devletin liderlerine hakaret olması lazım. Hiçbir cezası olmaması lazım. Böylece insanlar eleştirirken onları korkmaması lazım. Otosansür yapmaması lazım. Zaten sizde güç var. Her devletin bütün güçleri elinizde. Bırak da zavallı adam sizi hakaret de edebilsin. Şimdi neyse bu güzel bir şey. Mesela vardı. Hiç bunu Türkiye'de haber yapmadınız çünkü işinize gelmiyor. Güzel bir örnekti. Neydi? Bundan 5-6 ay önce Oregon'da mı, Washington'da mı, orada milliyetçi milisler federal devlete karşı eyaletçi bir kısmı beyaz ırkçı, bunlar silahlarıyla aldılar federal bir binayı, orada ele geçirdiler, işgal ettiler. Ve oradaki çiftliği falan, federal arazisini işgal ettiler. Tüfekleriyle orada gösteri yaptılar. Ve bu bütün televizyon kanallarında haber oldu. İlk haber oldu. Onlarla bir sürü söyleşiler yapıldı. Bu arada ne yaptı Amerika? Daha önce yaptığı gibi, Waco'da yaptığı gibi gidip onları yani orada bir süre bekledi. Sonra saldırdı. Orada maalesef büyük bir katliam oldu. Waco, Kureyş. Adında bir Mehdi şeyiydi, yani taslağıydı, yani Mehdilik, yani İsa olarak geliyor. Neyse, şimdi ne oldu? Gidip müdahale etmedi devlet. Federal devlet gidip müdahale etmedi, bıraktı onlar kendi başlarına orada ve her gün televizyonda onlarla mülakatlar yapılıyor, gösteriş yapıyorlar, federal devleti eleştiriyorlar falan. Bir ay içerisinde sayıları azaldı. En son bir kişi vardı, onunla yapılan röportajı dinledim CNN'de. Sonra o da kayboldu gitti. Gidip katletmediler. İşte bunlar federal devleti binasını işgal ediyorlar. Bunlar tüfekli, bunlar silahlı, bunlar asi, bunlar terörist diye. Gidip devlet onları katledebilirdi. Çok daha büyük şeyler. Devlet biraz daha akıllı olması lazım. Ama maalesef Orta Doğu'da devletler akıllı değil, salak. Çünkü ne yapıyor? İnsanlarını katlediyor. Katledikçe daha büyütüyor sorunu. Ondan sonra daha fazla düşman. Daha düşman, daha fazla kökünü kurutalım, öldürelim falan filan. Sonunda bölünmüş durumda oluyor. Beyinsiz. Dış mihrak, dış mihrak diyor.